Merhaba, karşınızdayız. Tekrardan İbrahim Londra'dan bize selamlar etmişti. Biz de ona söylüyoruz İbrahim Gürsoy Gelengül'e. Güner'in yeri Güner abim. Güner abim, 30. günümüz sayende neşeli, huzurlu günler geçiriyoruz. İyi ki varsın. Allah'ım seni korusun. Allah seni korusun Güner abi de. Kim ciğer kavuracak bize? Gel bura artık. Yani açıldığında kapılar şimdi de. Şimdi onda oh relax. Oh. Ne oldu, balık işini çözdün, gidebilin bala yoksa yasaktır. Evet, Turgay Hilmi, günaydın Turgay abi, günaydın. Üzgünüm, kırgınım ve kızgınım. Hükümetin 1500 TL katkı ile ilgili almış olduğu kararı doğru bulmuyorum. Tüm yatırımlarını düzenli olarak yapan özel eğitim kurumları, çalışanları ve eğitmenlerinin 1500 TL katkı paketi dışında tutulmaları kabul edilemez. Umarım bu haksız ayrımcılık içeren karar en kısa zamanda düzeltilir. İyi yayınlar dilerim. Evet, bir grup daha. Kasino sektörü, medya sektörü ve bu sektör dışarıda tutuldu. Tabii ki devam edelim. Devam edelim. Gazetelerimizle devam edeceğiz. Suç işliyorlar dedi Diyalog gazetesi bugün manşetinde. Başbakan Tatar, Nisan ve Mayıs aylarında maaş uygulamasının değişmeyeceğini belirterek mevduatlarla ilgili yayınlara sert tepki gösterdi. Diyaloğa önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, herkese eşit maaş uygulanacağı yönündeki iddiaları reddetti. Tatar, Mayıs sonuna kadar açıkladığımız bir paket vardır ve sıkıntı yoktur. İç borçlanma olabilir, başka kaynaklarda olabilir, ayrıca Türkiye ile yaptığımız temaslar vardır dedi. Bankadaki mevduatlardan kesintilerin yapılacağına yönelik söylemlere sert tepki gösteren Başbakan Tatar, böyle bir niyetlerinin olmadığını, bunu konuşmanın bile suç olduğunu söyledi Tatar. Kimi yurt dışında kazanmış getirmiş, kimi çok çalışmış kazanmış, kimi anne babadan bulmuştur. Bunu konuşmak anayasal suçtur diyerek spekülatif yayın yapanları suçladı. Bu arada Ulus Irkat var telefon hattımızda. Hocam günaydın. Günaydın sevgili Serhat. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Tabii sevgili Serhat, korona virüs günleri yaşanıyor. Ama tabii ki bu günlerde yine dünya genelinde de güzel örnekler ortaya çıkıyor. Tabii ölümleri bir yanda tutuyorum. Çok acı örnekler onlar da. Bazı devletlerin aldığı kararlar, aldığı önlemler ve insanı odak alan önlemleri bayağı güzel oluyor ve bize de örnek oluyor. Örneğin İsveç gibi, Danimarka gibi, Finlandiya gibi ülkelerde görüyoruz ki pek fazla kayıp da olmamış. Demin siz konuşmanızda veya makalenizde empati dediniz. Buralarda o başkası gibi düşünme veya kendini başkasının yerine koyma olayı derslerle insanlara veriliyor ve genelde Kuzey Avrupa ülkeleri başkalarının da haklarını düşünüyor. Bu demokraside efendime söyleyeyim sosyal devlet anlayışında, yani insanlara fazla hak veren, insanı odaklayan, insanı seven düzenlerde oldukça önemli. Bu yüzden de hükümetler işçileri bu koronavirüs salgınından ötürü düşmüş oldukları kötü durumdan kurtarmak için ekonomi dursa bile onlara daha fazla maaş veya ücret verip sosyal hayata, ekonomik hayata normalleşme gibi döndürmeye ve iç piyasayı, iş adamlarını, iş yerlerini de rahatlamaya doğru gidiyorlar. Yani bu söylemiş olduğumuz olaylar o ülkelerdeki hayata, politikaya, efendim söyleyeyim kültüre, ekonomiye bakış açısını da gösteriyor aslında. Biz de bizim tarafa baktığımızda tek insan odaklı değil, daha fazla işte iş yerleri, iş adamlarının veya bankaların menfaati düşünülüyor. Orada ise çalışanlara daha fazla maaş, ücret verip ekonomik hayatı tekrar işletme yoluna gidiliyor ve bu şekilde de hareket ediliyor. Şimdi
salgının yayılmasında bir de şu durum var. Bu ülkelere dikkat edersek yapılarında demokrasi dediğimiz çoğulculuk, yani çeşitli görüşlerin siyasete katılması, politikaya katılması olayı oldukça fazla ve seçimle baraj olayları, kısıtlama olayları yok. Herkes politikaya katılıyor, çoğunlukçu, yani her nevi, her çeşit görüş değerlendiriliyor. Bize ise, bizim taraflara, şark illerine baktığımızda ise tek adamlar, başkanlık rejimleri, efendime söyleyeyim baskıcı, aydınlanmaya, özgürlüğe, basın kuruluşlarına veya basın mensuplarına kısıtlamalar getiriliyor. Bu farkları da görüp bizim ülkemizin de, hatta çevre ülkelerin de aynı o batıda koronavirüsün etkili olmadığı veya etkili olsa bile birçok yönden etkisizleştirildiği, şu anda normale döndüğü o sistemlere, çoğulcu demokrasiye, görüşlere saygıya, görüşlerin özgürlüğüne de değer vermek gerekiyor. Aksi takdirde her salgın başlangıcında bu yapılardan ötürü bu şark toplumları veya ne bileyim işte yine Avrupa'nın o zayıf ekonomik toplumları gibi, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi şark illerinde de veya şark bölgesinde de, Orta Doğu'da da bu eksikliklerden ötürü ekonomi ve insan gücü, insan özgürlüğü devamlı darbe yiyecektir. Koronavirüs bu ülkeleri maalesef mahvedecektir. Aynen bu ülkeler gibi hareket edip özgürlüğe, insan sevgisine önem vermemiz ve çok demokrasiye, çoğulcu demokrasiye, çoğulcu hareketlere önem vermek ve bu reformları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Ulus Irkat. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet. Misafir olarak gittiği evin koltuklarını parçalayan ve apartman önündeki 5 aracın camını kıran, sopayla kıran Abdük Karim İbrahim kendini savundu. Bunalımdayım dedi. Depresyondayım anlamı. Girne'de hırsızlık yapmaya kalkışan ve suçüstü yakalanan Joshua İsrail Agalah'ın çantasında maske ve çekiç bulundu. Cep telefonu istiyordu. Kendisine çay vermeyen arkadaşının kulağını kırık bardakla kesen Muhammed Mea tutuklandı. İşçi koğuşu karıştı. 3 tane haber okudum size arka arkaya. Mesajı aldınız mı? Durum kritik. Bu insanların durumları kritik. Devlet bunlara da bakması lazım. Ama biz şu anda asla mahkumları, tutukluları dışarı çıkarmayık çünkü onları biz yakaladık, biz bırakmayık falan gibi gerçekten yönetsel açıdan çok ciddi bir zayıflık sergiliyoruz. Çünkü bir tane vurursa korona edecek. İstemem söyleyeyim. Çok zor değildir bu işler diye düşünüyorum. Hiç zor değildir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı, onu eleştiren vekiller, Türkiye'den hap getirirdik, güneyden hap gelirdi tartışmaları ötesinde insanları düşünsünler, sağlığı düşünsünler, otursun vekiller, Cumhurbaşkanı, 3-5 gramdan tutuklu bulunan, bilmem nerede yatan, çünkü şu anda bunlar şartlı salıverilme falan ama azaltmayacak şartlı salıverilme mahkumları. Azaltmayacak hapishaneyi. Oradaki riski hiç düşürmeyecek. Bu bir gerçek. Çünkü bizim de konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar vardır elbette. Ama şartlı tahliye kurulu bugünlerde video usulüyle toplanacak, başvuruları görüşecek. Gecikecek bu iş. Bu konuya çok dikkat etmek lazım diye düşünenler arasındayım. Anamur suyunu KKTC'ye taşıyan borulardaki arızanın Haziran ayında giderilmesi bekleniyor diye bir haber var. Yanlış haber. Arıza Haziran'da daha ihaleye çıkacak. Temmuz-Ağustos'da belki bitecek.
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi, göreve devam dedi bugün. Evet, televizyonda bir programda ders vermek, keşke daha kısa konuşsa hoca, bir yerden konuşmasını kaybediyoruz ve dinleyemiyoruz bile. Yani boşa gider düşüncesi diyor, daha kısa konuşsa keşke diye söyledi Likaş Emmedi hocamız için. Esen Kayısıcı Serhat Bey, başından beri dinliyorum. Reklam arasında reklamları izledim. Bu süreçte kanallarımız yayın aralarında halkımızı bilinçlendirecek reklamlar, bilgilendirme videoları, hastalıktan korunma yöntemleri vurgulayacak reklamları eğitimci olabilir diye düşünüyorum. Esen Kayısıcı sürekli izle çünkü bizde var onlar. Var onlar, var. Ama bazı reklamları da koymak zorundayız zaten. Ama o söylediklerinden çok var. Kanal T'de bol bol yayınlıyoruz onları. Biz kendi programımızda da yayınlıyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı da iletiyoruz. Cenk Bolayır, korona pandemisi bize bir aynadır. Kırık demokrasi ve ekonominin test edilmesidir. Doğru söylüyor. Yılbay Emel hocama selamlar ediyorum. Serap Cafer Santos, good morning Kim Jong-un demiş. Kim Jong-un, teşekkür ediyorum. Amatör balıkçılara yasaktır. Güner abim söyledi onu da. Balığa gidemezler. Kriz masası kurulmalı. Eğitim uzmanı Salih Sarp'ten ülkedeki uzaktan eğitim mekanizmasının yeterli olmadığını, öğrencilerin birçok konuda kaygı içerisinde olduğunu belirterek eğitimde ciddi bir kayıp var, bir dönemi kaybettik dedi ve ekledi. Kriz masası kurulmalı. Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi. Araba içinde uyuşturucu bulundu. Yorumları var. Özel okullar ödeme talep ediyor. Hükümette hükümet çöktü diyor Yeni Bakış, ama hükümetin çökmesi gibi bir durum yok. Çünkü hükümet çökerse ne olacak? KKTC su temin projesinde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak diyor Güneş Gazetesi. İnşallah. Evet. Arıza'nın onarım çalışmaları adada su kesintisine mahal verilmeden bu yaz bitirilecek. Halkla birlikte başarılıyız diyor Başbakan Tatar. Krizin nasıl yönetildiğine ve sonuçlarına bakılmalı. UBP Güzellik Gençlik Kodları memnun. Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka, 1 can kaybı var ve Yeni Düzen gazetesindeyiz. Güneş'ten sonra gazetecilerin yüzüne hep utançla bakacaksınız diyor. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Sen ve Deviş'in ortak açıklaması hükümeti eleştiriyor. Siz bu ülkede gazeteciliği bitirme keyfini, size bu ülkede gazeteciliği bitirme keyfini tattırmayacağız. Bilmenizi isteriz ki susmayacağız dedi Yeni Düzen gazetesi. Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut Yeni Düzen'e açıkladı. Dayanma gücü azaldı diyor. Bizim şimdi sadece Covid-19 sorunumuz yok. Ayrıca Covid-19 dışı nedenlerle vereceğimiz sağlık hizmetinde de sorunlarımız var. Aldığımız tedbirlerle virüsün yayılma hızını bugüne kadar kontrolden çıkmadan tutabilmemize rağmen, kazandığımız bu zamanda sağlık sistemimize dair yapmamız gereken hazırlıklar ve organizasyonu tamamlama konusunda benzer bir başarı gösteremedik. Yaklaşık bir aydır evlerimizde kapalı olarak beklediğimiz bu süreçte gerekli hazırlıklar bir an önce tamamlanmalıdır. Çünkü ülkenin dayanma gücü giderek azalmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki sonsuza kadar evlerimize saklanarak yaşayamayız. Hastanelerimize daha fazla sayıda hastaya hizmet olanağı sunacak yatak kapasitesindeki, yoğun bakım kapasitesindeki, ilaç ve malzeme stoğundaki artışı ve gerekli organizasyonu, hareket planını tamamlayarak bir an önce evlerimizden çıkmalıyız diyor bugün Özlem Gürkut Tabipler Birliği Başkanı. CTP hükümet çelişkiler yumağıdır diye açıklama yaptı ve 40 solunum cihazı ve 5000 adet PCR test kiti bekliyoruz diyor. Salgınla mücadelede iki toplumlu sağlık komitesi devrede, eş başkan Doktor Cenk Soy'dan Yeni Düzen'e konuştu. 40 solunum cihazı ve 5000 adet PCR test kiti bekliyoruz dedi Güney'den. İnşallah gelir tabii ki. Türkiye'den de gelecekse why not? Evet, Ersin Tatar Başbakan herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum söz konusu değil dedi. Güney'de 17 pozitif daha var. Sanayicilerden maaş desteği ve yükümlülükleri erteleme talebi gelmiş.
Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı salgından alınacak dersler var dedi. Kadim Erini gazetesine özel demeç verdi. Şimdi asıl odaklanmamız gereken toplumlar olarak hayatta kalmak ve ayakta kalmak olmalıdır diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, adadaki toplumlar olarak hem ayrı ayrı kendi içimizde dayanışma içinde olmalıyız, hem de iki toplum olarak birbirimizle dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz şeklinde konuştu. Güneyde vaka sayılarında düşüş eğilimi sürüyor. 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Yakın Doğu Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Yakın Doğu her YD sakallı deden değil ki ya. YD gördük, Yakın Doğu dedik, marka önemli. Yeniden Doğuş Partisi kasino çalışanlarına yardım yapmama kararını eleştirdi. Evet. Bakana, müsteşara 8500, basın emekçisine 0. Bakana, müsteşara 8500, basın emekçisine 0 diyor bugün Detay gazetesi. Medya sektörüne destek yok. 13 basılı gazete yayını durdurdu. Ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Devrimcisi Sendikaları Federasyonu özel medyanın destek dışı bırakılmasından dolayı hükümeti eleştirerek tarih bu ayıbı yazacak dedi. Bakanlar Kurulu gazetecilerin yüzüne nasıl bakacak ifadesini kullandı. KKTC susuz kalmayacak diyor bugün Kıbrıs gazetesi manşetinde. TC İçişleri Bakanı Soylu istifa etti ama geri aldı galiba istifasını veya Erdoğan kabul etmedi. Koronavirüsü yenen Boris Johnson taburcu edildi. Dünya genelinde can kaybı 110 bin kişiyi aştı. Suudi Arabistan süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kıbrıs Türk Sanayi Odası hükümetin aldığı tedbirlerin ihtiyaca cevap vermediğini, sosyal adaleti ciddi oranda bozduğunu ileri sürdü. Maaş desteği verilip yükümlülükler ertelensin dedi Sanayi Odası ve Lefkeliler işi sıkı tutuyor. Lefke bölgesinde polis ve belediye zabıtaları bölgeye giriş çıkışlarda adeta kuş uçurtmuyor. Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yoktur, olmayacaktır diyor Başbakan Ersin Tatar. Oktay Beyaztaş, 17'sinde bu iş biter değil mi, ne dersin, vaka yok, her şey iyi gidiyor, ne dersin, senin görüşün nedir diyor Oktay Beyaztaş. Benim görüşüm, bana sorarsanız eğer vaka çıkmayacaksa ve bu insanlar eğer ülkemiz insanları Türkiye'deki gibi bir görüntü sergilemeyecekse, en azından cuma akşamı o olağanüstü sokağa çıkma yasağı kararı da sergilenen sergilenmeyecekse, yalaş bulaş, kucaklaş, sarmaş dolaş olmayacaksa, sosyal mesafe denen olay korunacaksa, herkesin maskesi sağlam bir şekilde yüzünde oturacaksa, kimse birbirinin içinde yüzüne gözüne bulaşmayacaksa, bu yöntemleri alabilecek bir kadro varsa ve gerçekten bu işi bilen insanlar, kapılar kapalı olduğu sürece kimse gelmeden biz artık yayılmayı durdurduk diye bir karar verebilecekse, why not Oktay'ım? Bazı sektörler tabii ki açılabilir. Fatma Tuğcan günaydın. Ahmet Yorgancı günaydın. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Nihamettin Seferov, selam sabahınız. Hayır, hayır, aslen Azerbaycanlı, Türkiye vatandaşı, her iki devletin vatan oğlu, seyriyacı kasıplara, hastalara ve imkansız ailelere yardım eden ünlü iş adamı Palmalli şirketinin rehberi bir aydan yukarı şerlanarak, boktan atılarak, iftira atılarak tutulan Mübariz Mensimova azatlık istiyoruz. Ha, Mübariz Mensimova azatlık istiyoruz. Nihamettin Seferov diyor ki, ekseyriyacı kasıplara, yani çocuklara, hastalara, imkanı olmayan ailelere yardım eden ünlü iş adamı Palmallı şirketinin rehberi bir aydan yukarı şerlanarak, boktan atılarak, iftira atılarak tutulan Mübariz Mensimova azatlık istiyoruz.
mübarizimizi Karabağ'da, öz arazimizde, düşman Ermenilerin işgal ettiği topraklarımızda, Allah Allah, takribatın karşısını alanda onlarla düşman mehvi edip şehit olup, indi ise kardeş Türkiye'de tutulan iş adamı, ha Türkiye'dedir, ben zannettim buradadır, Türkiye'dedir, mübarizin verildiği malumatlarda Silivri cezaevinde vaziyeti çok kötüdür. Evet. Başkanımız Tayyip Recep Erdoğan mübariz mensibumu azatlığa bırakstırar. Yani onu bağışlasın diyor. İlginç bir mektup Niyamettin Seferov yazmış bize. Güzel. Evet, Sera da biliyor, istifayı geri mi aldı diyor. Soylu, yoksa bu bir şov muydu? Yemezler diyor. Cemal Kaya, günaydın kardeş, kolay gelsin. Kimsenin ne anlamak istediğini anlamadan felaket çığırtkanlığı yapanlar kimin ne olduğunu biliyoruz. Birilerini karalamakla kimsenin notu yükselmez. Herkesin yaptıkları değeri bilinir. Anlayana selamlar diyor. Güzel. Duygu Özuğurlu, günaydın Londra'dan. Hikmet Kızıltoprak, günaydın. Bir şey anladıksa diyor, rengim değişsin diyor. Bu da yani abi, Türkiye'de Mübariz Mensimov diye biri Silivri cezaevinde tutukludur ve Niyamettin Seferov bu arkadaşımızın azat edilmesini, bak azat bizde de var, yani affedilmesini istiyor, serbest bırakılmasını istiyor. Aynen böyle. Şimdi anladın Necdet kardeş, eminim. İnşallah anlamışsındır. Çok teşekkürler herkese tabii ki. Sedat Avcan kardeşim, o gün Destur kardeşim, Nursen Çelik, çok teşekkürler. 12 Mart'tan beri basın emekçisi, işçi, emekçi, işçi, öbürü de 8500. Kimin umurunda diyor. 12 Mart'tan beri basın emekçisi, işçi, emekçi, işçi, öbürü de 8500. Kimin umurunda? Aynen öyle. Yıllardır söylüyoruz. Bu ülkede büyük ayrımcılık var. Bu ülkede adaletsizlik var. Bu ülkede her konuda adaletsizlik var. Bu konuda her konuda adaletsizlik var. Şöyle bir konu var. Mesela biraz önce bir mesaj verdi biri. Evet. Bazı mahkemeler farklı kararlar veriyor. Bazı mahkemeler farklı kararlar veriyor. Adam çekti, bir başkasının kafasında şişeyi kırdı, yüzüne bıçak sapladı, neredeyse öldürüyordu. Şu anda dışarıdadır. Ama sövüp sayan biri içeridedir. Bulgular, şartlar, martlar, tabii ki biz yargıyı eleştirecek durumda değiliz. Ama aileleri bu konuda kim nasıl sakinleştirecek onu bilemiyoruz. Evet. Ve yargıya olan saygı azalacak. Adalete olan saygı düşerse yargıya olan saygı da azalır. Bu çok önemli bence. Davut Acemoğlu, günaydınlar. Gülcan Özhur İnce, virüs bazılarını hiç korkutmadı. Biz çiçekçi olarak bir aydır kapalıyız. Adam bakkal çiçek satmaya geçti. Buna fırsatçılık denir diyor. Yanlış değil. Mayıs'ta 200 TL yardım da ödenecek mi acaba? Kıbrıs'ta 3 ayda bir 600 TL ödenecekti. Unuttular, vermeyecekler mi diyor Mehmet Kara kardeşim. Bilmiyorum. Mayıs'ta 200 TL yardım ödenecek mi? Masın emekçilerine bir kuruş bile maaş desteği verilmedi. Ama sözde hükümet edenler 8500 TL ve bunun yanında devletin makam araçlarında her türlü olanları da kullanmaya devam ediyorlar. Bu efendiler toplumun içinde en yüksek maaşı almasını biliyorlar. Gerçi maaş borçlularını görmüyoruz. Bu maaşı aldıklarında inanmak mümkün değildir. Asgari ücrete destek parası nerede kaldı? Vaz mı geçtiler diye soruyor Mehmet Kara. Muhammed Gözay da bir önceki soruyu soruyordu. Şimdi ben de çok merak ediyorum. Yarın insanlar ödenmez, aç kalmaya devam ederse, makam arabasında Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere görürse ne yapacaklar? Makam arabalarını ne yapacaklar?
Evet. Çok ilginç bir konu gibime geliyor. Ekonomide kara bulutlar dedi bugün Haberci gazetesi. Koronavirüsle mücadele ekonomideki çarkların çalışmasını önemli ölçüde engellerken ekonomi çevreleri KKTC'nin maliye politikasının önlemlerini alma noktasında yetersiz kalacağından endişe ediyor. Toplam 732 vaka var güneyde ve herkese eşit maaş söz konusu değil. KKTC Su Temin Projesi'nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmaları bu yaz bitirileceği bildirildi. Şimdi benim söylemek istediğim bu ekonomide kara bulutlar meselesiyle alakalıydı. Alastair Campbell'ın yazdığı Yeni Zelanda'nın başbakanıyla ilgili olarak. Çünkü bütün olay buradaydı. Bakın tekrar söyleyeyim sizlere. Bir strateji tasarlaması lazım hükümetin. Para politikası, maliye politikası, dış politika, bayındırlık ulaştırma politikası, din, eğitim, ahlak, sosyal güvenlik, çalışma yaşamı, nüfus, nüfus aktarımı, vatandaşlık, bütün bu konular bizim KKTC hükümetinin yetkisi dahilinde mi? Yani bankalarla ilgili 15 gün ve 90 gün kararını KKTC hükümeti mi almıştı? Veya bugüne kadar uçak dolusu malzeme denilen malzemeler neydi? Güney Kıbrıs'tan 200 hapa karşı çıktık. Peki Türkiye'den kaç hap gelmişti şu ana kadar? 2 kutu biliyor musunuz? Okuyayım sizlere onu da isterseniz biraz sonra. Evet, onun için bizim esas üzerinde durmamız gereken neye karar verecek? Hiç kimse burada ne Türkiye düşmanıdır ne de başka bir ülkenin düşmanıdır. Ama Türkiye karar verecekse buradaki hükümetin bu kadar masraf 8500 lira maaşlarla müsteşarları, müdürleri, bakanları tutmanın ne anlamı vardır? 11 tane bakan başbakan, 15 tane müsteşar, en az 50 tane müdür, hepsi 8500 tane hesapladığında 50 kişi, büyük para. 100 kişi olsalar 8500, 8 milyon 500 bin. Ayda 8 milyon 500 bin yolla bir tane desteban bu işi götürsün. Tek merkez diyor. Ferdi Sabit Soyer bile öyle yazdı. Tek merkezden yönetilsin. Bir kriz. Bir kişi. Gelsin bir kişi. Yani Süleyman Soylu'nun canı sıkıldıysa mesela orada buraya gönder. Biraz da gezer, eğlenir, tatil yapar. Eğlenme değil yani de tatil yapar. Ama bu işin şakası. Biz strateji tasarlayıp uygulayabiliyor muyuz? Hayır. Bunu anlatmak lazım. Stratejiyi tasarlarsınız, uygularsınız ve halka anlatırsınız. Halk da zorluklarınızı görür, empati yapar. Biz de nasıl yapalım bunu? Neyi yapalım? Suyun var mı? Gelecek belki boron arılırsa. Anladın? Evet. Afrika gazetesindeyiz. Bu başka virüs diye yazmış bugün. Koronadan tehlikeli bu başka virüs. Aslında orada gaza geldi bazı vekiller veya bir vekil gaza geldi. Vatandaş çünkü Akıncı'dan huylananlar eleştirdi. O da gaza geldi. UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk güneyden gelecek ilaçları Türkiye'den getirmek için çalışma başlattığını açıkladı. Bu ilaçları kendi cebinden ödeyeceğini duyurdu. Yasemin Öztürk'ün kocası geçtiğimiz aylarda yetkili makamlardan izin almaksızın Güney Kıbrıs'a yüklü para kaçırmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı diyor Afrika gazetesi bugün. Bu haber var. Sayın Akıncı da Yasemin Öztürk ile benzer tepkileri yorumlayan Mustafa Akıncı, bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirmeleri inanılır gibi değil diyor bugün. Hakikat gazetesi BM askerlerinin ve diplomatların KKTC'ye girişleri de durduruluyor dedi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması. Star gazetesi Ankara bu sorunları bilmeli diyor. KKTC'de koronavirüs salgınıyla yaşanan son durum bir raporla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bildirdi. AK Parti Kıbrıs temsilcisi Mehmet Demirci şu tespitlerde bulundu diyor.
Marketler dışında tüm işletmeler kapalı durumda. Ekonomik faaliyetlere kademeli ve kontrollü bir şekilde izin verilmeli. Aksi halde KKTC ekonomisi ciddi bir krizde karşı karşıya kalabilir. Evet, görevi. Buradaki durumu Ankara'ya bildiriyor Mehmet Demirci kardeşimiz. Böylesi bir kriz muhalefet tarafından Türkiye'nin desteklediği bir hükümetin başarısızlığı olarak yorumlanacaktır. Haliyle bu tablo Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıyacaktır. Şu an itibariyle Türkiye'ye dönmek isteyen birçok TC vatandaşı bulunmaktadır. Bu vatandaşların içerisinde işçiler, aileler ve öğrenciler bulunmaktadır. Özellikle işçiler çok zor durumdadır. 4. Kurumlar kapalı olduğundan dolayı çalışma izinleri yenilenmeyen birçok vatandaşımız mevcuttur. Bu insanlar devletin sağlayacağı imkanlardan istifade edemeyeceklerdir. 5. İşçilerin en temel problemi oturdukları evlerin kiralarıdır. Doğru. Bu insanlara kira desteği sağlanabilirse bu sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır. Gıda kolileri ve diğer sağlık ekipmanlarının adil bir şekilde dağıtılması konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. KKTC devlet kurumları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği söz konusudur. Sağlıklı bir şekilde KKTC hükümeti yardım sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek bir altyapıya sahip olmadığı gibi yardımlarda da partizanlık ön plana çıkmıştır. KKTC Kızılay'ına gerekli maddi ve nakdi destekler aktarılabilirse söz konusu yardıma muhtaç kişilere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilir. Zira KKTC hükümeti önceliği kendi vatandaşlarına vermektedir. Kapalı Maraş'ta atıl duran bir hastane binası bulunmaktadır. Pandemi kapsamında buradaki binalar hızlı bir restorasyonun ardından sağlık hizmeti vermek üzere açılabilir diyor Mehmet Demirci. AK Parti Kıbrıs temsilcisi. Star Kıbrıs'ın manşetinde yayınlandı bu haber bugün. Çok ilginç bence. Ben yorum yapmak bile istemiyorum yani bu konuda. Havadis gazetesi. Bugün tarih bu ayıbı yazacak diyor Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Basın Sen, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu hükümetin medyayı destek dışında tutma kararını eleştirdi. Basın örgütlerine yapılan ortak açıklamada gazetecilerin yüzüne nasıl bakacaksınız tarih bu ayıbı yazacak ifadelerine yer verdi. Şimdi yorum yapmak istemiyorum dedim. Sayın Mehmet Demirci'nin elbette hakkıdır, istediği gibi yazabilir. AK Parti'nin KKTC temsilcisidir. Yasak mıdır değil midir bilmiyorum burada böyle temsilcilik açmak ayrı bir mesele ama bu hükümetin ve iki hükümet arasındaki ilişkinin görevi midir? Yani neyse. Yollayın bir desteban temizlensin bunun içi bitsin de o kadardır. Başka hiç gerek yok. Ne çözüm ne mözüm, hiç kimse de öyle bir şey istemiyor. Evet, salgından alınacak dersler çok. Belediyeler isyanda demiş Kıbrıs manşet. Harmancı, içinde 50 tane bulunan kutusunun normal fiyatı 10 TL olan maskeleri, tanesini 4,5 TL'den alıyorsunuz. İyi alın, biz 16'ya aldık Sayın Başkan. Su sıkıntısı yaşanmayacak diyor Kıbrıs manşet bugün. TC Orman Bakanı açıklamış. Ve KKTC'de dün de pozitif vakaya rastlanmadı diyor gazete bugün. Evet, gazetelerimizi bitirdik. Gazetelerimizi internet gazetelerine bir bakalım bugün. Kıbrıs Postası gazetesine bakıyoruz önce. Kıbrıs Postası'nda ilk birkaç habere bakalım. Kıbrıs Postası'nda. Orta öğretimde Covid-19 salgınıyla beraber başlatılan çalışmalardan söz ediliyor bir haberde. Açıklama yapılmış bu konuda. Devam ediyor. 18 uzaktan eğitim komisyonlarında 20 bakanlık personeli ve 188 gönüllü öğretmen çalışıyormuş. Ana muhalefet hükümete sordu. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? İstifası kabul edilmedi Soylu'nun. Alkolün 40 yaş üstünde iç karartıcı etkileri var diyor bugün gazete böyle. Evet, Kıbrıs Postası böyle yazmış. Gündem Kıbrıs'a bir bakalım. Gündem Kıbrıs'ta bugün neler var? Soylu'nun istifası uygun bulunmamıştır diyor. Erdoğan'ın açıklaması var bugün. Evet, sizlerle paylaştık bunu da. Haber Kıbrıs'a bir bakalım. Haber Kıbrıs'ta ne var? Bugün Haber Kıbrıs'ta
Evet. Açılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı. Dövizde son rakamlar şu anda dolar 6.73, euro 7.36, sterlin 8.39 seviyelerinde. Bunları da sizlerle paylaşmış olalım, paylaşalım. Başka neyimiz var? Ekonomide kara bulutları yazmıştık. Bugün basın sektörüne Tufan Erhürman'dan destek geldi. Serdar Denktaş insaf artık diyor. Yerel iş gücü istihdamının desteklenmesi tüzüğü üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İnsaf artık. Benim beyinciğimin anladığı kadarıyla sigortalı olup iş yerleri kapalı olanlar bir ödeme alacak. Burada kalan öğrenciler, gündelikçi çalışanlar, patronu tarafından sigortası yatmayanlar açlığa mahkum edilecek. İnsaf artık diyor Sayın Serdar Denktaş bugünkü yazısında. Evet. Evet. Mahsun İsal, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Barış Erdoğan, hocam bunlarla boşuna para verilir. İş yapsalar neyse, 50 yıldır bu memlekette bir çivi çakan var mı? Nimettin Seferov, inşallah her şey güzel olacak diyor. Ahmet Çayır, günaydınlar. Sencer Genç, vitrin güzel depo çürük diyor. Ekonomi zaten zor da böylelikle hepimiz kapatacağız diyor. İşine gelmedi, anayasa tanımam yok. Nasıl bu iş? Okul öncesi ve kreş merkezleri, dershaneler, özel eğitim sektörleri bakanlar kurulu kararı ile kapandı ve katkı alamayacak kapsamında bırakıldı. Nasıl ayakta kalacak bu sektör? Anıl Akatlı söylüyor bunu. Ekonomi zaten boşta, herkesi kapatacağız. Evet, Muhammed Gözay'ın yorumu, isteyen okusun, ben okumuyorum, tehlikeli bir yorum. Günaydın, iyi yayınlar. Hacı Yusuf Bostancı bize öyle demiş. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Leman Canlıbel, günaydınlar, iyi yayınlar. Ağzı olan konuşuyor, bıraksınlar bu işi bilenler çözsün diyor Leman Canlıbel. Gerçekten çok güzel bir yorum. Bıraksınlar bu işi bilenler çözsün diyoruz. Bence de aynı, yani tamamen aynı görüşteyim. Mehmet Ali Çavuşoğlu, tekrar selamlar ediyoruz sizlere. Sevgili Gülcan Özhur İnce, Davut Acemoğlu, selamlar ediyoruz. Herkese selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz ve bir aramız daha var. Bir aramız daha var. Bu aradan sonra İngiltere'ye bakacağız, yorumlarımıza devam edeceğiz. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz tabii ki. Bunu da sizlere belirtelim. Çok 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 sevgilerle, saygılarla birlikte Örsan Balıkçıoğlu kardeşim de sizlere ayrıca selamlarını iletiyor. Tekrardan onu da belirtmiş olalım. Girnecon'umuzu içmiştik. Kolonyamızdan birazcık alalım ve şimdi araya gidelim. Aradan döndükten sonra yorumlara, İngiliz gazetelerine, Türkiye gazetelerine bakacağız. Ayrılmayın.